Dinleyiciler, cesaret nedir bilir misiniz? Ben cesaretin ne olduğunu Aristoteles'ten öğrendim. Cesaret bir şeyden, hiçbir şeyden korkmamak değildir. Neden, nelerden korkulacağını, nelerden korkulmayacağını bilmektir demişti 23-24 yüzyıl önce. Covid-19'un bulaşması korkulacak bir şeydir. Yaşadığımız şu zor dönemde bunu bilmek ve ona göre davranmaktır cesur olmak. Şu anda virüsün kendimize ve başkalarına bulaşmasından korkmak ve telaşa kapılmadan, paniğe kapılmadan doktorların dediğini yapmak, dikkatle yapmaktır. Bu yapmamız gerekenler başında işimiz sokağa çıkmayı gerektirmiyorsa ya da çalışmamızı evden hiç çalışmıyorsak evden çıkmamak ve evdeyken doktorların diğer dediklerini yapmak gelir başında. Evimizde de boş zamanımız varsa ya da boş zamanımız kalıyorsa kendimizi geliştirmeye çalışmamız, örneğin rastgele elimize geçmiş kitapları değil, bile bile seçilmiş kitaplar, edebiyat kitapları okumaktır. Neyi ki dünyamız zengindir bu bakımdan. Okumak isteyeceğiniz kitapları kolayca seçmek için dördü kalın artısı ince, hepsi de insana ışık tutan 10 kitap sizlere öneriyorum. Albert Camus'un Sıkı Yönetim başlıklı tiyatro oyununu. Bu oyunda bir salgın sırasında genç bir doktorun yaşadığı çatışmaları ve bu çatışmaları aşarak vebayı nasıl yendiğini görüyoruz. Yine Albert Camus'un Veba adlı romanını öneriyorum. Bu eser kendine ve mesleğine saygısı olan bir doktorun yaşadığı şehirde ansızın çıkan veba salgını karşısında yaptıklarını, veba ile nasıl savaştığını ve bugün Türkiye'de de dünyada da birçok olan biteni çağrıştıran olay ve tutumların hikayesidir. Değer sorunlarına ışık tutan iki önemli eserdir bunlar. Üçüncü kitap olarak Jean-Paul Sartre'ın Gizli Oturum başlıklı tiyatro oyununu öneriyorum. Bazı insanların yaşadıkları yeri nasıl cehenneme dönüştürdüklerini gösteriyor bize. Ondan sonra Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşleri romanını öneriyorum. Dünya edebiyatının en zengin eserlerinden birisi olan bu eserde Dostoyevski, üç farklı yaşam anlayışına kuvvetli bir ışık tutuyor. Çeşitlemeleri her zaman karşımıza çıkan yaşam anlayışlarını. Bir de yine Dostoyevski'nin Suç ve Ceza romanını öneriyorum. Bu romanın baş kahramanı Raskolnikov'la Dostoyevski her şey yapılabilir anlayışını tartışıyor ve çıkmazını görmemizi sağlıyor. Romanda olanların geçtiği sokak ve semt Petersburg'da aynı duruyor. Yolunuz düşerse gidip görmenizi öneriyorum. Bundan sonra Svetlana Alekseyeviç'in Çinko Çocuklar başlıklı Nobel ödüllü kitabını size öneriyorum. Gerçek olaylardan hareket ettiği bu kitapta yazar, yumuşacık genç insanların bir savaşa katıldıktan sonra nasıl eylemde sınır tanımayan vurdum duymaz insanlara dönüştüğünü anlatıyor. Ondan sonra Jean Anouilh'un Beckett ya da Tanrı'nın Onuru piyesini okuyun derim. İnsanların bazı komplekslerinin onları neler yapmaya götürebileceğini ve değer korumayı amaçlayan normların bile ezbere kullanıldıklarında ne gibi sonuçlar doğurabileceğini görüyoruz bu tiyatro oyununda. Bizim yazarlardan da ilk planda Bilge Karasu'nun uzun sürmüş bir günün akşamını, Orhan Asena'nın Gilgamış oyununu ve Ayla Kutlu'nun Sen de Gitme Tiryanda Filiz başlıklı kitabını okumanızı öneriyorum. Ve şimdilik
bunları severek okuyacağınızı umuyorum. Ayrıca bazı değer sorunları üzerine kafa yormak istiyorsanız ve imkanınız varsa YouTube'da bulabileceğiniz bazı videoları da izlemenizi öneriyorum. Bunlardan biri insana yolculuk genel başlığı altında hazırlanan akıntıya karşı insan onuru kimin onuru, niçin devlet ve hoşgörü nereye kadar yarımşar saatlik videolardır. Bir de değerlendirme ve sorunları ile değer, değer yargıları ve değerler başlıklı videoları izlemenizi öneririm. Değerli izleyiciler, bu zor dönemde kendimizden, kendi yaptıklarımızdan olduğu kadar başkalarından da sorumlu olduğumuzu unutmadan, bu sorumluluğun içinde bulunduğumuz durumda gerektirdiklerini yapma cesaretini göstererek evlerimizin tadını çıkaralım derim. Sizler ne dersiniz?